Paralar balya balya paralar sayılıyorlar 4 saat boyunca. Biri gidiyor, biri geliyor. Bir balya gidiyor, bir balya geliyor. Çanta gidiyor, bavul geliyor. Biri gidiyor, başka biri geliyor. Onun yerine bambaşka biri geliyor. Tam 4 saat sürüyor. Balya balya paralar. Bu paralar nereden geldi, nereye gidiyor? Bir açıklama yapıldı. Yıl 2019'muş. İl binası Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın binası satın alınıyormuş. O satın alınma sırasında bu paralar kullanılacakmış. Ama öyle olmadı ortaya çıktı. CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek Ülke TV yayınında da bunu anlattı. Biz dedi 25 milyondu binanın e, değeri. Biz bunu bankadan resmi yoldan gönderdik. O zaman buradaki para neyin nesi? Buradaki parayı sayanlar kime sayıyor? Bir cevap yok. E, mevcut İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi şirketinin genel müdürü, kendi genel sekreteri kasası diye bilinen isim Fatih Keleş basın danışmanları orada olmasına rağmen bu konuda nereye gittiği konusunda bir açıklama yapmıyor. Bu şekilde saymak yanlıştı diyor. Bu şekilde saymak yanlış. Ve şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisinden bina almak için o paraları sayıyorduk. Açıklaması dışında Net bir açıklama gelmedi, gelemedi. Peki neden gelemedi? Özgür Özel, topu Canan Kaftancıoğlu'na attı. O bilir dedi. E kendi bilmiyor, o bilir diyor. E genel merkezden bir açıklama gelmiyor. Mevcut belediye başkanı paranın sayılma şekli yanlıştı diyor. Bu nasıl iş diye insanlar soruyor. Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu. Topu eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na attı. İşin o kısmını bilmiyorum. O kısmı Canan Hanım tarafından çünkü o süreci doğrudan yürüten Biz kişiydi. CHP İstanbul Teşkilatı'ndaki para trafiği Türkiye'nin gündeminde. Genel Başkan Özgür Özel'in ne diyeceği merak ediliyordu. Açıklamasını kendilerine yakın televizyon kanalında yaptı. Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na işaret etti. Ben Canan Hanım'ı aramadım bu konuda. Canan Hanım da mutlaka il başkanımız konuşmuştur. Ben oradaki arkadaşlarla il başkanımızın yaptığı görüşmeyi biliyorum. Canan Hanım tarafından netleştirilebilir. İşin o detayını bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Özgür Özel paranın kaynağını açıklık getiremedi. Görüntüleri sızdırdığı ileri sürülen avukatı hedef aldı. Bir kumpasla karşı karşıyayız. O görüntüler parti içinden servis edilmiş midir? Görüntüler avukat tarafından servis edilmiş. Şantajı kim yapıyorsa görüntüyü de o satıyordur yani. Biz de suç duyurusunda bulunduk avukat hakkında. Skandalla ilgili yargı süreci de devam ediyor. İmamoğlu'nun yakın isimlerden olan Fatih Keleş de adliyedeydi. Bir açıklama yapacak mısınız? Fatih. açıklama mısınız? Şüpheli sıfatıyla ifade veren Keleş adliyede bir buçuk saat kaldı. Çıkışta sorulara cevap vermedi. Fatih, bir şey söyleyecek misiniz? Bir şeyler söyleyecek misin? Daha önce de CHP'nin eski il başkan yardımcısı Özgür Nas ve il başkanı danışmanı Can Poyraz'ın ifadesi alınmıştı para balyalarına açıklık getiremeyen Özgür Özel seçim turunu sürdürdü. İlk durağı Eskişehir'di. Odun pazarında kültür merkezi ve cami açılışı yaptı. Ardından Isparta'ya geçti Özgür Özel. CHP'deki para görüntülerini savundu. Ey Recep Tayyip Erdoğan! 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline Vay senin haline, vay senin haline. Montajlaya montajlaya bitiremediğin yalanlarla bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu kirleten adamsın sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.